Herkese merhaba. Yine her videoyu başladığım gibi yine tadım koltuğundayız. Ve yine Z barzlarımızdayız. Ama Z barzlarımızın son serisini deneyeceğiz. Ve son serisinde sadece 2 adet deneyeceğimiz ürün bulunmakta. Sonrasında daha farklı ürünlerimiz de geliyor arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz, içeriğini incelememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlara lütfen yazın. Evet, Z Bars'ın 2 tane tahıl barı bulunmakta. Çin serisi, tahıl bar serisi. Hangisinden başlayalım? Bir tanesi fesleğen kenevir tohumu. Bir tanesi kırmızı biber kişniş. Neyse, kırmızı biber ve kişniş çok merak ettim. Veganmış. Bu arada vegan arkadaşlarımız da tüketebilir. Tabii öncelikle içindekiler ve kalori miktarına bakmak kaydıyla. İçindekilerde tabii ki yulaf var, tahin var. Susam alerjisi olan arkadaşlarımız uzak dursun. Pirinç patlığı. Yani pirinç patlığı çok önerdiğim bir şey değil. Ama yani bir bar alıyorsanız ve içeriğinde varsa çok da düşünmem açıkçası onu. Ama bunu tabii ki her zaman dediğim gibi her gün tüketmediğiniz müddetçe. Diğer barlarında mesela pirinç patlığı yoktu bazılarında. Onları daha rahat tüketebilirsiniz. Hurma özü, iç ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği bu arada proteini yüksek bir kuru yemiştir. O yüzden tüketebilirsiniz. Besin mayası varmış. Maya alerjisi olanların tüketmemesi gerekiyor. İndiba kökelifi, chia tohumu, kenevir tohumu, Himalaya tuzu, kırmızı biber, sarımsak tuzu, karabiber, kişniş, kimyon. İçerik aslında güzel arkadaşlar. İlgimi çekiyor şu anda. Şimdi bu 30 gram. Ama bu 30 gram 130 kilo kalori. 6.7 gram yağ var. Bunun 1 gramı doymuş yağ. Karbonhidrat 10.6, şeker 4, lif 4.2, protein 4.8, tuz da 0.18. Birazcık. Evet, son kullanma tarihinde tabii ki bakıyoruz. Yani araştırmalara göre etiketten çok bakılan tek şey fiyatmış. Fiyattan sonra da son kullanma tarihi geliyor. İçindekiler ve içerik kısmı en sonlarda veya hiç yok. Anketlerde yapılan şeylerde. Lütfen etikete de bakalım. Fiyat etiketine malum zor zamanlardayız. Ama son kullanma tarihi ve içindekiler kısmında lütfen ama lütfen es geçmeyin. Şimdi böyle bir bar. Yalnız kokusu çok güzel. Bir dakika. Kokusu harika. Tamam. Şimdi tadım. Şu an acının ferahlığı ağzımda. Bana göre çok acı değil. Ama acıyı yine hissediyorsunuz. Baharatların hepsi hissediliyor. Baharat seviyorsanız gerçekten tüketmeniz gereken bir bar. Ama acı sevmiyorsanız, acı eşiğiniz, hani tat konusunda acı eşiğiniz çok düşükse tüketmeyin. Ama ben çok sevdim. Çok tatlı bir şey. Burayı süpürmem gerek. Kaldırdık. Bir su içelim. Diğer barımıza geçelim çünkü ağzımın içi şu an baharat. Suyumuzu
geçtik, geldik. Ve şimdi fesleğen, kenevir tohumu ve ünilin içeren, yani ürünün hindiba kökü içeren zeybarzımızı deneyeceğiz. Ama önce içerik okuyoruz arkadaşlar. Son kullanma tarihine de bakıyoruz. Ve içindekiler kısmına da bakıyoruz. İçindekiler kısmında yulaf var, yine tahin var, susam. O birleştirme amaçlı kullanılıyor. Bu tarz barlarda. Ama susam alerjiniz varsa tüketmemeniz gerekiyor. Bunda da pirinç patlığı var. Hurma özü, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, besin mayası, demir hindi, pamuk yağı. Pamuk yağı. Pamuk yağı ne kadar var bilmiyorum. Biraz düşündürücü olmuş. Hindiba kökü lifi, chia tohumu, çörek otu, kenevir tohumu, Himalaya tozu, sarımsak tozu, kişniş, fesleğen, biberiye kekik. Bu baharatlar birleşince gerçekten harika bir şey oluyor. Ama pamuk yağı hakkında da bir sürü farklı araştırma var. Tabii ki buradaki oran yazmıyor. Ben zeybarzların açıkçası bar olanlarını daha çok sevdim. Bunlar da güzel ama diğerleri sanki böyle daha hemen aperatif. Yani bu mesela ısırdığımda dökülüyor. Ama diğerlerinde öyle bir şey yoktu. Mesela protein barlarında sadece birazcık böyle sakız gibi yapışkanlık vardı. O da galiba protein tozundan kaynaklı bir şey olabilir. Neyse, şimdi de kalori olarak besin öğelerine bir de bakalım. 30 gramı bunun 135.3 kilokalori. Yağ 7.5, diğerine göre daha yüksek. Ama doymuş yağ 0.9. Karbonhidrat 10.2, şeker 3.7, lif 3.8, protein 4.8, tuz da 0.2. Şimdi bu da vegan. Yani vegan olanlar zeybarzın bu barlarını tüketebilir, çil barlarını. Deniyoruz. Tadıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Diğer zeybarzı aynı dokuda. Kokular ama çok güzel. Gerçekten bunların kokusu baharattan dolayı muhteşem. Deniyorum. Doku aynı. Az önceki tattığımız bardan tek farkı baharatlar. Ama güzel. Baharat sevenler için gerçekten tavsiye edebileceğim bir şey. Hani yulafın o çiğliği yok. Dokusu hoş. Böyle ağızda güzel bir tat bırakıyor. Acı sevmeyenler bunu, acı sevenlerse diğer barı tüketebilir. Bence hoş. Çörek otu da çok güzel bir doku katmış. Ama yerken Zeybarz'ın diğer serilerine göre, Power serisi, Slim serisine göre bu birazcık daha taneli olduğu için dökülebiliyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Bunda mesela ben çörek otunu hissettim. Güzel. Yani tek farkı zaten baharatlar, çörek otu gibi bir şey olduğu için denenebilir arkadaşlar. Ara
öğünlerinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz ama her hafta, her gün tüketmeyeceğiniz ürünler olmalı. Çünkü bunlar ne de olsa hazır gıdalar. Onun yerine hani bir gün Z Bars'ın o Slim serisi, Espresso Aktif serisinde mesela Espresso serisinde ne vardı? Kuru kayısı, işte badem fındık, hani onları koymuşlar. O çok güzeldi. Hani bir gün onu yapıyorsanız, bir gün işte meyve süt ara öğünü yapabilirsiniz. Veyahut işte hani o espresso, kuru kayısı, kuru yemiş, onu direkt kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bunlar daha çok sizin aktif olduğunuz, acilen ara öğün yapmanız gereken zamanlarda yanınızda bulunsun. Bunlar sizin kaçamak değil de hızlı ara öğünleriniz gibi düşünün. Hızlı ara öğünlerinizde bu Z barları tüketebilirsiniz. Yanınızda olabilir. Spor sonrası protein barlarını tüketebilirsiniz. Ama her zaman her ara öğününüzde tüketmeniz gereken şeyler değil. Her zaman her gün tüketmeniz gereken şey her zaman dediğimiz gibi su. Z barlarımızın tüm serisini bitirdik. Eğer diğer serilerini merak ediyorsanız bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Bundan sonraki hafta bir tane çikolata deneyeceğim. Takipte kalın.